Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok güman ki sen bu hadise kast edirsen. Kardeşim. Hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dibi görsenmeyen kabları içmeyi qadağan edip. Dibi görsenmeyen kabda yemeyi ve içmeyi qadağan edip. Ve bu hadise göre alimler diler ki yani tehrim değil, haramlık değil, sadece kerahadi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan çekindiripti. Ve bunda da ki səbəb illə odur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bundan çekindirmesinde səbəb odur ki çünkü qabın dibinde hansısa bir həşarat, qurt, ilan bu cür şeyler olabilir ona göre. Ama ki bu şirketler bırakan soklar veya qablar ki tabii ki onların dibinde bu cür şeyi tapmak mümkünsüz bir şeydi. Yani yoktu demek olar. Ama ki mesela için o qab ki evde işlenen qabdır veyahut da ki çölde, bacada, hayatta, kent yerinde işlenen qabdır, ondan su içilir. Onun qabın dibin görsənmir, bu qabda içilmemesi daha əfsəldir. Onu elə bir qaba töküb içirsən ki, onun dibi görsənsin. Ama bu şirketler hazırlayan soklar olsun veya bu gazlı içkiler olsun. Bunlar inşallah ki bu hadise ait değil. Çünkü məlumdur ki, hamı bilir ki o sokların dibinde o cür şeyler yoktu. Yani illə aradan kalkır. Səbəb, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çekindirmesinin səbəbi neydi? Onun dibinde qurt veya ilan veya hansısa bir həşaratın olması. Eğer bu aradan kalkırsa bunda problem yoktu. Ve bu şirket bırakan soklar, gazlı sular da elbette şək yoktur ki bu aradan kalkır ve bu hədisə aid deyil. Amma umumən, bəli, bu hədis səhihdir və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dibi görsənməyən qabda su içməyi veya yeməyi qadağan edib. Barakallahu fikir.